Bakın siz benim çektiğim videolarda ne söylediğimin en yakın şahidisiniz. Aylardır Cumhur İttifakı'nın mensuplarına adeta yalvarıyorum. Diyorum ki ya beyler, ya abiler, ya arkadaşlar, şu Millet İttifakı hakkında artık konuşmayın. Millet İttifakı mensuplarını ya da partilerini yıpratacağım diye, laf sokacağım diye, kapak yapacağım diye bunları sürekli gündeme getirmeyin. Bunlar milletin gündeminde yok. Siz konuştukça bunları milletin gündemine getiriyorsunuz. İkinci hata da şu, siz konuştukça bu birbirine benzemez 7 parti, HDP'yi de içine katarak söylüyorum. Bu 7 parti bir kemikleşme yaşıyor, birbirine daha çok sarılıyor ve Cumhur İttifakı'na karşı hep birlikte daha çok bileniyorlar. Ya bir süre konuşmayın, bunlar birbirlerini yemeye başlayacaklar. Hem de öyle bir yiyecekler ki ortalık toz duman olacak. Dedi mi bu kardeşiniz? Dedi, siz şahitsiniz. Peki bu kardeşinizin dediği çıktı mı? Çıkmaya başladı işte. 2 gündür ortalık toz duman, kıyamet kopuyor. Her şey kimin sözleriyle başladı? Gürsel Tekin'in sözleriyle. Gürsel Tekin çıktığı bir televizyon kanalında dedi ki, biz iş başına gelirsek HDP'li milletvekillerine hiç çekinmeden, tereddüt etmeden bakanlık veririz kardeşim. Niye vermeyelim ki hem dedi. Mecliste meclis başkan vekilliği veriyorsunuz, grup başkan vekilliği veriyorsunuz, idare amirliği veriyorsunuz. Siyasette icra makamına gelince niye bakanlık vermeyelim? Biz vereceğiz dedi. Bunun üzerine İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu çıktı ortaya. Bana göre çok da samimi olmayan bir tepki gösterdi CHP'ye Gürsel Tekin üzerine. Dedi ki hop bir dakika dedi. Biz buna razı gelmeyiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz, ilkelerimiz ve prensiplerimiz var. Sayın Genel Başkanımız HDP'nin ya da PKK'nın gölgesi ittifak masasının üzerine çökerse biz o ittifak masasında olmayız diye açıklamalar yaptı. Siz buna rağmen bizi yok sayıp HDP'ye bakanlık veririz diyemezsiniz. Siz bize sormadan kime neyi veriyorsunuz dedi. Ben de şahitsiniz, bunun üzerine bir video çektim. Dedim ki Yavuz Bey, kusura bakmayın ama bu goygoydan öteye geçmiyor. Eğer sözlerinizde ciddiyseniz ya İyi Parti'de görev yapmamanız lazım. Çünkü İyi Parti'de yetkili isimler bu konuda bir tepki koymadı. Parti sözcüsü, genel başkan, genel başkan yardımcıları partiyi bağlayan bir açıklama yapmadılar. Sizin yaptığınız açıklama milleti biraz böyle hararetlenen, sinirlenen, kızan milleti sakinleştirme. Bir de sizin söylediğiniz sizi bağlar. Çünkü eskisi gibi partide bir yetkiniz yok. Genel sekreter değilsiniz, sözcü değilsiniz, genel başkan yardımcısı değilsiniz. Dolayısıyla millete aptal yerine koymayın dedim. Bugün tabiri caizse kızılca kıyamet koptu. İyi Parti'nin HDP konusunda bugüne kadar millete aptal yerine koyduğu, sahte bir hassasiyetle millete yaklaştığı Barış Yarkadaş isimli gazetecinin ve eski CHP milletvekilinin TV 100 ekranlarında söylediği çok ağır sözlerle ortaya çıktı. Barış Yarkadaş tabiri caizse iki kelimeyle İyi Parti'yi, İyi Parti'nin kurmaylarını paramparça etti, paçavra etti, ortalığa serdi. Dehşet verici açıklamalar, dedi ki bir dakika beni konuşturmayın. Siz HDP'nin kazandığı büyük şehirlerde gidip HDP'lilerle anlaşıp daire başkanlıklarını alıp o dairelerde oturacaksınız. Başkanlık makamlarında oturacaksınız. Başkan yardımcılığı makamlarında oturacaksınız. Sonra kalkıp biz HDP ile bir ittifaka karşıyız diyeceksiniz. Bir şey daha söyledi Barış arkadaş. Siz HDP'nin olduğu, yani HDP'nin belediye başkanlıklarını sürdürdüğü büyük şehirlerde ve illerde gideceksiniz. Büyük ihalelerin tamamını alacaksınız. HDP'lilerden bu konuda kolaylık isteyeceksiniz. HDP size bu noktada mangırları aktaracak, Muharrem İnce'nin demesiyle. Milyonları alıp cebinize koyacaksınız. Sonra kalkıp diyeceksiniz ki bu HDP PKK'nın temsilcisidir. Biz bu HDP ile ittifak yapmayız.
kıyamet cümlesidir bunlar İyi Parti için. Şimdi siz HDP'lilerin yerel HDP'li seçimde... HDP'li seçmenler mi? Tabii ki HDP'nin seçmeninin yerel seçimde oyunu alacaksınız. HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız. Genel müdürleri olacaksınız. Yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum, bana söyletmesinler. Konuşturmasınlar beni. İyi partililer mi? Tabii ki canım. HDP'lilerin verdiği oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek. O belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak. Genel müdürleriniz olacak. İhaleler alınacak. Ondan sonra da diyeceksiniz ki efendim biz HDP'yi meşru saymıyoruz. HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim, o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır? İyi Parti'nin bugüne kadar yüzüne sürdüğü o güzellik makyajının tamamının akmasına neden olan sözlerdir. Şimdi Yavuz Ağar Alioğlu başta olmak üzere yukarıya doğru veya aşağıya doğru. İyi Parti'den ilkeli, seviyeli, o kırmızı çizgimiz dediği uygulamaları devreye sokmalarını bekliyoruz. Kamuoyuna artık bir açıklama yapmak zorundasınız. Öyle orada burada milleti görünce ülkücü, asena, bilmem işte falan filan diye geçinme devri sona erdi. Zaten bunu çok önceden görmüştük. Yani Lütfi Türkkan isimli ağzı bozuk kişinin şehidin kız kardeşine küfretmesiyle biz neyin ne olduğunu, ona ceza vermediğiniz için görmüştük. Şimdi bir adam çıkıyor size belki de kuruluş tarihinizden itibaren en ağır suçlamayı yöneltiyor. Diyor ki HDP'nin, bana göre PKK'nın yönettiği belediyelerde İyi Partili daire başkanları, İyi Partili başkan vekilleri var. Bu doğru mudur, değil midir? Bunu kamuoyuna açıklamanız lazım. İkincisi, HDP'nin yine bana göre PKK'nın iş başında olduğu belediyelerde sizden birileri, milletvekili olur ya da başka, gidip ihale aldınız mı almadınız mı? Bunu da kamuoyuna açıklamanız lazım. Barış arkadaş, bu ikisini yaptığınızı ve sizin ilkesiz, duruşsuz, omurgasız bir parti olduğunuzu söylüyor. Bırakın bunları diyor. Bunlar öyle perde arkasında bu işleri çeviriyorlar. Milletin gözünün içine baka baka da yalan söylüyorlar. Bunların ülkücülüğü falan yok. Bunlar HDP'li belediyeleri semiriyor. HDP'li belediyelerin kemiklerini sıyırıyor. Aha böyleler, kardeş gibiler diyor. Çıkın, bir omurganız, bir duruşunuz varsa millete açıklama yapın. Hayır, yalandır deyin, Barış'ı arkadaşı yalanlayın. İftira atıyorsa kendisi hakkında bir dava, bir suç duyurusunda bulunun. Değilse utanç içinde başınızı öne eğin, çeneniz göğsünüze düşsün. Bir daha bu milletin huzuruna biz HDP'ye, PKK'ya karşıyız. Biz HDP'nin içinde olduğu bir ittifakta yer almayız gibi ucuz numaralar yapmayın.